asgari çalışanlara asgari ücrette verilen 4.253 lirayı takdirle karşılıyoruz. Çünkü iş dünyasının da kendine göre zorlukları var. Ama böyle %50'yi aşan bir rakamı verebildiklerine göre şimdi de yani emekli de kendisine yardım edilmesini, desteklenmesini bekliyor. Çünkü şunun için malumunuz son zamanlarda artık yani piyasayı tanımak mümkün değil. Yani şaşkınlık içinde izliyoruz her günü. Yani dövizin artışı, efendim petrolün artışı. Şimdi sizler çok gençsiniz. Biz eskiler şöyle derlerdi biliyor musunuz? Petrol ürünlerine, mazota, benzine, doğalgaza zam geldiğinde iğneden ipliğe her şeye zam gelir derlerdi. Şimdi dikkat ederseniz mazota, benzine her gün zam geliyor. Yani böyle ayda bir değil, her gün geliyor. Akıl almaz bir zam furyası var. Esnaf sattığı malı ertesi gün aynı fiyatla tezgahına, vitrine koyamıyor. Düşün, emekli de bir tespit yaptınız. Ben asıl değerlendirmeyi ben yapayım. Çünkü şöyle efendim, Türkiye'nin sıkıntısı var. Bunu biliyoruz. Bir emeklinin rahat olması için herkes önce şunu bilmesi lazım. Bir emekliye 4 çalışan olacak. Şimdi emeklinin maaşını veren o çalışanların ödediği prim ve vergilerdir. Bunlar şimdi Türkiye'de yaklaşık 13.650.000 dul yetim de içinde olmak üzere işçi, memur, esnaf olmak üzere emeklisi olan bir ülke. Avrupa'da birçok ülkeden daha fazla nüfusu olan bir emekli topluluğu var. Çalışanı da işçisi, memuru, esnafı yaklaşık 24,5 milyon çalışan insan var. Şimdi 13 milyon 600 bin emeklisi olan bir ülkede en az 54-55 milyon çalışan olacak. Önce bunları yani halkı kamuoyunu doğru bilgilendirmemiz lazım. Eğer doğru bilgilendirmeye yapamıyorsak o zaman ülkemize zarar vermiş oluruz. Milletimize zarar vermiş oluruz. Emeklinin de umuduyla oynamış oluruz. Emeklinin umuduyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Şimdi umuduyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Şimdi Türkiye'de çalışan her 100 kişiden 30-32 kişi kayıt dışı çalışıyor. Bu kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alırsanız emeklinin hayatı birden düzelir. Çünkü onların ödeyeceği primler emeklinin havuzuna, barajına gelir. Oradan da emekli kendine ait olan nasibini alır. Şimdi malumunuz 2020 yılında en düşük emekli maaşı 1000 liranın altındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde 1000 liraya çıktı. 2021 yılında da bağlanan emekli maaşları 1200-1300 lira. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girdi. Onun inisiyatifiyle 1500 liraya çıktı. Ama emekli nasıl zam alıyor? Yani bu nasıl olduğunu milletin bilmesi lazım. Emeklinin, işçi ve Bağkur emeklisinin en büyük darbe 99 yılında Türkiye depremlerle kan ağlarken o günkü hükümet IMF'nin emriyle emekliyi Türkiye İstatistik Kurumu'na bağladı. 4447 sayılı yasayla. Bir de orada biliyorsunuz bugün milyonlarca EYT'li emeklilik bekliyor. Erken yaşa takılanlar. Orada da insanların işe giriş tarihine göre bir yaş sınırı getirildi. Yani yaş yükseltildi. Şimdi eğer bu meseleleri doğru tespit etmezsek, doğru konuşamazsak efendim kamuoyunu, emekleri yanlış bilgilendirmiş oluruz. Burada özellikle bu 1500 lira maaş olan emekli kesimi, en düşük olanı biliyorsunuz kanunu değiştirdiler. Eskiden 2000 yılında aylık enflasyona bağlıydık. Daha sonra kanun değişti. 5510'un 55. maddesine bağlandı emeklerin, işçi ve Bağkur emeklisinin hayatı. Seneyi ikiye böldüler. 1 Ocak 30 Haziran
1 Temmuz 31 Aralık 6 aylık enflasyon toplamı Türkiye İstatistik tarafından nasıl tespit ediliyorsa 6 aylık enflasyon toplamı kadar emekliye zam vermeye başladılar. Şimdi biz Türkiye'yi görevimiz gereği karış karış gezen, araştıran insanlarız. Bir de emekliler arasında anket yapıyoruz. Malumunuz Türkiye İstatistik Kurumu maalesef emeklinin söylevi şu. Türkiye İstatistik Kurumu'nda ekmeğin fiyatını bilmeyen, çarşıya pazara çıkıp da fiyatları görmeyen insan var diyorlar. %30, %40, %50 her şey pahalanırken Türkiye İstatistik Kurumu aylık enflasyonlarla şu anda 5 aylık Kasım ayı dahil Temmuz'dan Kasım'a kadar 5 aylık enflasyon toplamı 10.47. Şimdi Aralık ayının enflasyonu da 3 Ocak 2022 günü tespit edildi. Orada da 1.5 veya 2.5 diyelim çıkarsa emekliye öngördükleri şey %13 civarında bir şey. Halbuki yani doğalgaza, elektriğe, akaryakıtta, efendim oduna, kömüre, hayatta kullandığınız her şeye akıl almaz zamlar gelmiştir. Peki şu anda emekliler, bölüyorum ama emekliler ne durumda? Bunu sormak isterim size. Çünkü efendim, mikrofonu uzattığımızda gerçekten artık ağlayacak haldeler. Eylemler yapıyor örneğin sendikalar. Gerçekten durumun kötü olduğunu söylüyorlar. Torunlarımıza harçlık veremez durumdayız diyorlar. Ne durumda emekliler şu anda? Tespit çok doğru. Bırakın torununa harçlık vermeyi. Yani geçiminden aciz duruma düştü. Yani elektriğini insan gibi kullanamaz hale geldi. Akaryakıt, doğalgaz çok pahalandığı için efendim icabında doğalgazını kapatıyor, soğukta titriyor. Yani her şeyi pahalandı. Onun için emeklinin beklentisi şu anda şu. Nasıl ki çalışanlar %50 düzeyinde bir zam aldılarsa emeklinin de şu anda beklentisi bu nispette en az asgari ücretli kadar bir para bekler hale geldi. Hı hı. Şimdi Türkiye ortalaması emeklerin yani en üstten en alta kadar bir Türkiye ortalaması yapacak olursanız 2600-2700 lira Türkiye'de emeklerin ortalaması yani şimdi 2600-2700 lira ya şu anda büyük şehirlerde 1000 liranın 1500 liranın altında kiralık ev bulamıyorsunuz. En düşük emekli maaşı ne kadar? Efendim 1500 lira dedik ya o onlar bu 6 aylık enflasyonlardan fark almıyorlar zaten. Onlarınki ancak o 1500 dolduktan sonra olacak. Geniş bir kesimi zaten kapsıyor değil mi 1500 liralık maaş? Tabii emeklilik sisteminde de bu emekli maaş bağlanma sisteminde de mutlaka hükümetimizin bir revizyona gitmesi lazım. Yani 1500 lira ile bu kira mı verecek, ekmeği mi alacak? Efendim günlük sabah öğle akşam çorba ise ekmek yese bu para yetmiyor ona ki insanın bir sürü zaruri ihtiyacı var. Bir de biz emekliyi anketle sorgularken böyle araştırma yaparken emekli diyor ki biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu'nun sepetinde 415 kalem mal var. Emekliyi imtihan ettiğimizde 300'ünün adını bile duymamış, bilmiyor. Kullanmadığı, bilmediği şeyler kullanıyormuş gibi emeklinin üstüne yükleniyor. Yani bunların ortadan kaldırılması lazım. Ve bir de sizler çok gençsiniz. Bakın eskiden bir ülkenin gelişmişliği fert başına düşen kullandığı enerji miktarı, besin miktarı, kullandığı su, efendim tuvalet malzemesi, diş macunu, diş fırçası yani buna göre hesaplar yapılıyordu. Şimdi öyle değil. Çağdaş ülkelerde, gelişmiş ülkelerde eğer bir emeklinin yüzü gülüyorsa, görüntüsü güzelse, kıyafeti düzgünse, hayattan şikayeti yoksa, mutlu yaşıyorsa o ülke gelişmiş bir ülke olarak görülüyor. Türkiye'de de emeklinin işte siz de tespit yapmışsınız. En yoksul 4 ülke arasında. OECD'nin raporu bu arada bu bahsettiğim. Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü'nün OECD'ye üye olan ülkelerin arasında belirlemiş olduğu bir rapor. Evet, bu tabii araştırmaları saygıyla karşılıyoruz. Hı hı. Yani biz diyoruz ki emeklinin sesine ülkeyi yönetenler,
yönetimine talip olanlar herkes kulak vermeli. Efendim bu ses ülkesine hiç zarar vermedi. Hep ülkesinin kalkınması, mutlu yaşaması için mücadele etti, çalıştı, çırpındı. Son döneminde de insanoğluna yakışır bir hayatı yaşamak istiyor. Burada da emeklinin hayatını siz bu denli ilgilendiğiniz ve dokunduğunuz için emekler adına sizlere çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Efendim yani biz emeklinin hakkını arayan bir kuruluşuz. Hı hı. Bu dernek olmasaydı da emeklerin hayatı çok daha zor durumda olacaktı. Bakın verenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bakın banka kuyruklarının kaldırılmasını fikir babası biziz. Kaldıran insan yaşıyor. Emeklinin gönlünde taht kurmuş Çalışma Bakanımız Murat Başeskioğlu beyefendidir. 2006 yılından bu yana emekli dükkan dükkan, mağaza mağaza dolaşmıyor. Fatura hiç dilenmiyor. Sarı zarf doldurmuyor. %4 ek ödeme alıyor. 10 yıldır da bu %4'ü nasıl asgari geçim indirim varsa emekliler için de bu %4'ün %10'a çıkmasını istiyoruz. Çünkü kullandığımız her şeye %8-18 arasında KDV ödüyoruz. Bir başka şey 15 yıl geçmişti aradan konut edindirme yardımı, keyler yanıyordu, yaktırtmadık, ödettik. Hı. Efendim 10 yıl gecikme ile promosyonların emekliye ödenmesini sağladık. Bir başka şey 2003 yılında işçi emeklisi 75 Bağkur 100 milyon bu derneğin ikna etmesi sayesinde 2010 yılı işçi emeklisi 60 lira işçi ve Bağkur emeklisi seyyanen 60 lira zam aldı. 2011'de yine öyle. 2015'te maaşı 1000 liradan aşağı olan 100 lira verildi. Sonra daha sonra da bütün emeklilere seyyanen 100 lira verildi. Burada da en hassas konuyu şimdi sizinle paylaşacağım. Bir başka şey, ikramiyeler bu derneğin sayesinde çıkmıştır. Bütün partiler bizim söylediğimizi televizyonlarda, basında, medyada bizim araştırmalarımızı söylüyorlar. Bir başka altın proje, bunu özellikle vurguluyorum. Ortaya çıkaran Türkiye Emekler Derneği'dir. Genel başkan olarak bizzat sözcülüğünü yapan kişi benim. Evet, kum bizde, çakıl bizde, kereste bizde, insan bizde, her şey bizde.